Cahiliye devrinde putları aracı olarak yapanların müşrikliği ile zamanımızda imanı olduğu halde evliya'yı türbelerde yatanları ya da bir cemaat liderini aracı yapanların müşrikliği aynı mıdır? Günümüzde imanı olup bir kimseyi aracı yapmış olanlar tövbe etmeden ölürlerse yeri ebedi cehennem midir? Bakın Mekke'de Mekke ile ilgili ayetlerde hiç put kelimesi geçmez hep melekler geçer. Putlar İbrahim Aleyhisselam'ın toplumuyla ilgili geçer. Onlar meleklere Allah'ın kızları diyor. Allah'a Allah'ın kızları aracılığıyla yaklaşmaya çalışıyorlardı. Ama biz işte tabi onları temsil eden bir takım putlarda yapmış olabilirler. Yani o taşa toprağa değil. Meleklere, melekleri aracı koyduklarını düşünüyorlar. Evet. Zamanımızda imanı olduğu halde evliyayı, türbelerde yatanları ya da bir cemaat üyelerinin aracı yapanların müşrikliği aynı mıdır? Şimdi araya aracıyı koyduğun an yani şimdi mesela ne diyor Allahü Teala? Ben insanlara sinir uçlarından daha yakınım diyor. Bunu kalpte şey şah damarından daha yakınım şeklinde de tercüme ediliyor o ayet. Şimdi şah damarı diyelim. Şah damarıyla kalp arasına girecek şeyin ne olduğunun bir önemi var mı adamı öldürmesi için? Allah'a sen senin arana neyi koyarsan koy senin imanın gider. Allah ikinci sıraya koyduğun andan itibaren gitmiştir. Şimdi Hristiyanlar araya kimi koyuyorlar? İsa aleyhisselam, İsa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın kendisini methettiği bir nebi değil mi? Ama şey oluyor, Allah'la ilişkileri kopuyor. Araya girdiği zaman bitti. O zaman ne olmuş oluyorsunuz? Siz o araya koyduğunuzu kendinizi Allah'tan daha yakın görüyorsunuz. İsterse bugün mesela birçok kendine Müslüman diyenler, Muhammed Aleyhisselam'ı araya koymaya çalışıyorlar. Yetiş ya Muhammed. Bugün imdat günüdür. Vay be. İmdat diye bağırıyorsun kıyamet günün. Kime? Muhammed'e. Kimden kaçarak? He? Kimden kaçarak imdat diyorsun? Vay be. Demek ki o daha güçlü şeyden. İşte bu da tam şirktir. Kıyamet günü bizi kurtaracak diyorsanız eğer, kusura bakmayın sizin Müslümanlıkla uzaktan yakından ilginiz yoktur. Ama hepsi söylüyor. Mezheplerin tamamı tutuyor. Allahü Teala diyor ki: "Estağfurullah yevme la nefsun nefsin şey'e." O gün hiç kimsenin hiç kimse için yapacağı hiçbir şey yoktur diyor. Mezhepler kalkıyor diyor ki: "Allah öyle desin siz bakmayın. Şefaati uzma var." Yani büyük şefaat var. O da nasıl oluyormuş? Bütün insanlar toplaşıyorlar, geliyorlar şeye. Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam diyor ki tamam ama işte ben o meyveden yedim giden şeye. Lan yediyse affetti Allah. Olay günah işleme Resulullah da Bedir de günah işledi. Affetti Cenab-ı Hak onu. E, ya ki, ya ki işte Nuh orada onu atacak, o onu atacak. O bütün insanlar ne? Hesabı bir an önce başlasın. Allah ben hesabı çabuk görürüm diyor. Demek yalan mı söylüyor Allah? Ya bunlar ne biçim mezhep ya? Bunlar Müslümanları bu dinden uzaklaştırmak için sanki özel organizasyonlar. Oradan gidiyor şeye. Bütün insanlık gidiyor, gidiyor. En son geliyor Resulullah. Tamam diyor. Ya Rabbi, ümmetim ümmetim. Ya öbürlerine öbürler ne diyecek? Ya biz bunca zaman senin kapına niye geldik ya? Şimdi ümmetim ümmetim diyorsun. Yakışıyor mu? Tövbe ya Rabbi. <laughs> yani, hani yalan söylemek kadar zor bir şey yoktur. Uyduruyorlar ya, tutmuyor. Tutmuyor. Ya sen ne uğraşıyorsun kardeşim? Allahü Teala diyor ki, Ya yüllediğin amenu. Bakara suresinin 254. ayet. Müminler, <laughs> en fikumim marazak nakum. Size rızık olarak verdiğimiz şeyden hayattayken harcayın. Öldü, ben ölürsem bunu falan yere verin. Kusura bakmayın zırını kalamazsınız sevap namına. Hayattayken ver, canın yansın ki alasın. Öldükten sonra nasıl olsa sen gitmişsin. Böyle saçmalık olur mu? Tabi bunu, bunu da uydurmuşsa milletin elinden malı nasıl alacaksın? Gel Süleymaniye Vakfı'na şurayı bağışla öldükten sonra alalım. Sen de cennete git. Vay o da diyecek ki ne güzel. Ölene kadar ben istifa edeceğim. Öldükten sonra da alacaklar. Ben de cennete gideceğim. Çok güzel. E tabi Süleymaniye Vakfı'na istersek adamı kandırmamız lazım. Doğrusunu söylesek verir mi? Maalesef öyle yani. Sistem bu. Bütün mezheplere bakın hep böyledir şey, vasiyet dedikleri şey. Ne bir tane ayet delili vardır ne bir tane hadis delili vardır. Daha sonra e, bizi kurtaracak. E bu, bu da şirk. Bu da şirk. Şeyde, biz anlatmıştım. Bu, bu Mahmud Efendi ile görüşürken etrafında tarikatın en üst adamları var. Cübbeli de onlardan bir tanesi. İşte orada Mahmud Efendi'nin de kayınbiraderi olan Ahmet Vanlıoğlu ki İstanbul Müftülüğü'nden benim mesai arkadaşımdı. Dedi ki işte biz dedi bu efendinin arkasına niye gidiyoruz? Yarın Allah'ın huzurunda bize faydası olur. Eteğine yapışırız. Ben dedim bu adam kendini kurtardı mı ikisi kurtarsın? Nereden çıkarıyorsunuz ya? Ondan sonra onun amcasının oğlu Abdullah Usta Osman dedi ki e işte dedi şeyde mahkemede dedi avukatı olan da davaya girer olmayan da bu efendi Allah'ın huzurunda bizim avukatlığımız yapıyor. Vay be dedim. Allah'ın bilmediği hangi şeyi Allah'a anlatacak? Ya Rabbi sen bilmiyorsun aslında şunlar şöyledir, şöyledir diyecek. Ben dedim sen seni Allah mı daha iyi tanır? Bu mu? E Allah e daha neyini anlatacak? Hep böyle yani. Hep böyle. Birisi mezhebini Allah'la arasına koyuyor. Birisi tarikatını koyuyor. Birisi efendim İsa'yı koyuyor. Birisi Muhammed Aleyhisselam'ı koyuyor. Kimi koyarsanız koyun kardeşim. Kimlik önemli değil. Allah'la arana kimi koyarsan koy, Allah'la ilişkin kesilir. Evet. Hocam biraz önce beşerle ilgili soru bir tartışma ortamından sorulmuş. Arkadaşımız yanlış anlaşılmak istemediğinden söylememi rica etti. Buradan mesela tamam, yokmuş. Peki oldu. Hocam e, bu sorunun devamında günümüzde iman olup da şirk koşanların ahiretteki durumu nasıl olur diye sormuşlar ama cevabını verdiniz. Tabii ya şirk koştuysa ahirette kurtuluş yok ki. Ama tevbe ederek ölürse onda problem yok. Yani şirkten dönerse ne kadar günah olursa olsun günahını çektikten sonra cennete gider. Ama Allah'la araya bir başkasını koyarak ölürse onun işi yani onun kurtuluşu yok yani. Çünkü Allahü Teala diyor ki bak, e, şey Nisa suresinin e, 48. 48. ayetinde inna Allah la yafuru yushrike bi Allah kendisinin ortak koşulmasını bağışlamaz. Ve o madu ne der kelimen yaşa bunun altında olanı Allahü Teala'nın koyduğu kurala göre kar şey yapar. Evet.